Herkese selamlar dostlar. 25 ve 26 Kasım Cumartesi ve Pazar iptal tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 15 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Hafta sonu videosu sizlerden ricam artı 600 seviyesinde beğenilerdir. Beğenileri eksik etmezseniz 2 dakikada hemen 2 saniyede beğeni atarsanız çok teşekkür ederim. Aynı şekilde yorumlarınızı da bekliyorum. Hızlı bir başlangıç yapalım. Bültenimiz çok güzel. Çok da sıkmak istemiyorum. Hızlı ve hızlı bir akıcı bir anlatımla bitirmek istiyorum. Öncelikle iki adet maç skoru yarışmamız var. Cumartesi gününden Manchester City ile Liverpool maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Pazar gününde Fenerbahçe ile Karagümrük maç skoru ne olur sizlere sorduk. Bu iki karşılaşmanın maç skorlarını yoruma yazarsanız bilenler arasından katı Telegram gruplarımızı arkadaşlarımıza alalım. Yorumları yazmanız bizler için gerçekten önemli. Daha önce yapmış olduğumuz Galler Türkiye maç skorunu bilen arkadaşımız da Semir Sertkaya isimli arkadaşımız. O da bana Instagram üzerinden yazabilir. Her türlü soru, görüş, öneri, iletişim için arkadaşlar Instagram adresimiz Kangal Bey. Özellikle gruplar hakkında bilgi almak isteyenler yazabilir buradan. Şu anda çok güzel gidiyoruz. Güzel bir gidişatımız var. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Her türlü iletişim ve skor bilen arkadaşlar da Kangal Bey hesabından benimle iletişime geçebilir. Son vermiş olduğumuz yüksek misli Slovenya maçıydı. Milli arayı şükür sonunda bitirdik. Liglerle birlikte başlıyoruz. Ben biraz erken video çekiyorum. Zaten erken yüklemiş olacağım. Sizler de göreceksiniz bunu. Ee, şunu söyleyeyim. Milli ara bitti. EuroLeague yüksek mislileriyle devam edeceğiz. Ondan sonra zaten cumartesi pazar Bugünle itibaren yüksek mislileri şu an bile hazır. Ben grupları atacağım. Son maçımız Slovenya'ydı. 600 TL önerdik. Burada doğrudan kasayı biz öneriyoruz. En güvendiğimiz maçlara misli önererekten de yüksek misli seviyesini ilerliyoruz. Aynı şekilde günün ana kuponu da aynı şekilde kazanmıştı. Yine hafta sonu Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar çok güzel ana kuponlarımız şimdiden bile hazırlandı. Perşembe, Cuma özellikle Euroleague, Cumartesi, Pazar da ki maçlar şu an çıkardım hazır hepsi. Onların ana kuponlarıyla birlikte devam edeceğiz. Ve aynı şekilde Gecesi ayrı, gündüzü ayrı. Gece de arkadaşlar NBA var. Özellikle editörümüzde diyorum ki sen oğlum uyu diyorum. Gece kalk canlı yapıyor millete. Millet canlı bekliyor. Millete para lazım. O şekilde NBA'de para var diyerekten de NBA'de de hem canlı hem kupon olarak da ilerlediğimizi ve özellikle canlı olarak da ilerlediğimizi söyleyelim. Devam edelim. Hafta sonu arkadaşlar gruplarımız aynı şekilde canlılar olacak. Ve herkes açık telegram grubumuz var. Oraya da katılabilirsiniz canlılarla birlikte. Hafta sonları güzel bir esiş. Hafta sonu şov var diyelim. Özlediğimiz liglere yavaştan başlayalım. Herkes açık Telegram grubumuzda açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Oraya tıklayarak da sizler de ücretsiz gruba kaydolabilirsiniz. Diyerekten de isterseniz başlayalım. Sizlerden ricam artı 600 üzerinde beğenilerdir. 600 seviyesinde beğeni bekliyorum. Muhtemelen 7000 kişiye yakın izler. 600 beğeni de muhtemelen gelir gibi geliyor. Hemen 2 saniyenizi ayırıp beğeni atarsanız şimdiden çok teşekkürler. Öncelikle skor maçımızla başlayalım. Bu maçın maç skoru ne olur diye sizlere sorduk zaten. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bilenler arasından bir kişi alalım. City'ye burada 1.51 gibi onu açmışlar. Fakat ben kolay olacağını düşünmüyorum Manchester City tarafında. Özellikle Haaland'ın bir sakatlığı var. Bilinmiyor diyerekten gözüküyor. Bu maçta oynar veya oynamaz bilmiyorum. Kalede Ederson olmayacak. Önemli bir eksiklik. Özellikle Liverpool'un oyun yapısında bu yıl kaptığı toplarda inanılmaz iyi çıkıyor. Eğer orta saha Manchester City'nin orta sahası Nunez falan oynarsa o tarz ki o da sakat sanırım. Yani Liverpool top güzel kaparsa 2-3 tane ben Liverpool tarafından gol bekliyorum. Buradan City tarafında zaten gol beklenebilir kendi evinde. Mücadelenin ideali karşılıklı atılacak gollerdir. 1.34 gibi oranı var zaten. Al ideal kombineyi koy. Muhtemelen gelecektir. Ben Liverpool tarafından gol bekliyorum. da oynar oynamaz maç saati belli olur. Ona da bakarsınız. Onun dışında özellikle dedim ya City'nin orta sahada kaptırmış olduğu toplarda Liverpool çokça pozisyona girebilir. Ben burada ev sahibine ziyade Liverpool'un deplasmanda zorlamak istiyorum iyice. Deplasmanda 2 gol atarsa Liverpool alacağımız oran arkadaşlar Deplasman 1.5 üstü oranı 2.33. Şuradan sizlere de göstereyim. Deplasman 1.5 üstü oranı 2.33 gibi oranı var. Liverpool'dan bir gol bekliyorum. İkinci golün riski de 2.33. Werder Bremen ile Bayer Leverkusen mücadelesi. Bu maçta oran almak gerçekten zor ve tarafa da gitmek istemiyorum. Level Kuzen de bir yerde patlayacak. Nerede patlayacak bilmiyorum ama bu takım böyle giderken bir yerde patlayacak. Gollere gitmek daha mantıklı. Ben burada Level Kuzen'in oynamış olduğu oyuna zaten güveniyorum. İlk yarı deplasmanda atacağı bir gol idealden alınabilir. 1.30 küsur oranı var zaten bunun. Level Kuzen iyi başlıyor. Genellikle oynadığı maçların zaten bu sezonun hepsinde ilk yarıda gol attı. Burada da ilk yarıdan gol atabilir Bayer Level Kuzen takımı. Bu maçın idealdir. Eğer ki biraz daha yüksek oran istiyorsanız da Şurada ilk yer 1.5 üst oranı 1.82 Level Kuzen'den zaten ilk yerden bir gol bekliyoruz mu? Bekliyoruz. Verder atabilir. Level Kuzen 2'ye atabilir burada. İlk kere 1.5 üstü de 1.82 gibi orandan neden olmasın diyorum. Üçüncü maçıma geçiyorum. Nottingham Forest Brighton mücadelesi. Nottingham Forest ne kadar böyle puan durumunda sallantıda da olsa şunu söyleyeyim ben size. Bu sezon kendi evinde oynamış olduğu bütün maçlarda gol atan bir Nottingham Forest takımı var. Burada Brighton kalesine de gol atabilir. Brighton'da ligde Premier Lig'de oynamış olduğu son 3 mücadeleyi de 1-1 bitirdi. Özellikle çok iyi giden bir takım varken yani iğmesi biraz daha kayboldu Brighton takımının. Bu iğme tekrardan yükseklere çıkabilir. Kaliteli bir kadrosu var. Ben burada gelecek 3 gol bekleyeceğim. Tek tercihim burada mücadelenin 2.5 üst olaraktan da sonuçlanması. Sizler de isterseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben mücadelede 3 gol bekliyorum. İsteyenler de şöyle bir şey yapabilir. Mücadelede 2.5 üst bekliyor zaten. Nottingham Forest'ın zaten bu sezon her yerde gol attığını biliyorsunuz. Kendi evinde oynamış olduğu bütün maçlarda gol attı. Var ve üst yaparsanız oranı 1.70 seviyesine kadar da çıkartabilirsiniz. Newcastle United ile Chelsea mücadelesi. Tek korner mücadelem. 15 tane maç anlatacağım sizlere. İşlerinden sadece korner mücadelem. Yani Newcastle tarafında inanılmaz sakat var. Bu sakatlıktan kaynaklı bir tercih daha söyleyeceğim sizlere. Korner olarak değerlendirebiliriz. 8.5 üst veya 9.5 üst neyse. Korner baremi kaç, kaçtan açılırsa değerlendirelim. Ayrıca Chelsea'nin burada diğer seçeneğinde herhangi bir yarayı kazanır oranı var. Chelsea'nin herhangi bir yarayı kazanır oranı 1.76 notunu almışım. Chelsea burada eksik olan Newcastle'a karşı ve eksiklikten kaynaklı sürekli mağlup oluyor zaten. Son oynadığı iki mücadelede mağlup olan bir Newcastle takımı var. Takımda çok fazla eksiklik var. Chelsea bunu değerlendirebilir. Chelsea herhangi bir yarayı kazanabilir. Onun 1.76 ama genel olarak korner maçı olduğunu söyleyeyim. Galatasaray ile Alanya mücadelesi. Alanya Fatih Tekke geldi. 2 maçta sıfır puan aldı. Galatasaray'da bilmiyorum. Ya Burada Alanya'yı bence ezer gibi geliyor. Ee, son oynanan mücadelede Hatay'da da mağlup olduktan sonra buradan mutlaka galip gelmek isteyecektir. Galip gelirken ilk yarıdan gelecek bir Galatasaray galibiyetini bekleyebiliriz. Bir 40 gibi oranı var zaten bunu idealden değerlendirelim. Galatasaray ilk yarıdan bence galip gelecektir. Baskılı bir oyunla birlikte ilk yarıdan 2-0 bile olabilir. Öyle bir baskı bekliyorum ben Galatasaray tarafından. Onun dışında ev sahibinden 3 gol bekleyebiliriz diye düşündüm. Zaten 2 gol 2 yerden atarsa 3. gol de atabilir. Ev sahibi 2.5 küsurluğuna da 1.60 küsurlarda bir oranı var. Bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Diğer mücadelem Brentford ile Arsenal karşılaşması. Yani Arsenal bu maçı bir zahmet kazansın. Geçen sezon Southampton mücadelesinde 2-2 falan berabere kaldı. Şampiyonluk gitti. Burada City ile Liverpool maç yapıyor. Eğer o maçtan bir beraberlik çıkarsa bile liderlik koltuğuna oturma şansı var Arsenal'ın. Yani City ile Liverpool puanları bu kadar birbirine yakınken özellikle bu 3-4 takımın Arsenal'ın burada mutlak galip gelmesi lazım. Takım da oynuyor. futbol oynayacaklar. Zorlu bir dert basman. Bakın zorlu bir dert basman. Ciddi manada kolay olmayacaktır. Fakat 90 dakika sonunca ben 90 dakika sonunda ben Arsenal'ın galip gelmesini bekliyorum ve oradan maç sonu 2 öneriyorum. Hatta galip gelirken de handikap 0 yani tek farklı bir Arsenal galibiyeti de gelebilir. Onun da oranı arkadaşlar 3.30 gibi oranı var. Onu da ekstradan sistem kuponlarınıza atabileceğiniz şekilde öneriyorum sizlere. Geçtim diğer mücadeleme. Frankfurt'la Stuttgart mücadelesi. Yine tempolu bir maç bekliyorum. Özellikle Stuttgart'ın golcüsü döndü. Onu söyleyeyim sizlere. Son Dortmund maçında da en önemli golcüsü olmamasına rağmen inanılmaz bir performans, inanılmaz bir baskı. Dortmund'u kendi evine 2-1 yendi. O maçta Frank Stuttgart'ın golüne girdik. Hatta ikinci golüne de girdik. Mücadele 2-1 kazandı. 3 tane canlı aldık. İlk yarı 0.5 üst. İkinci gol Stuttgart. Ev sahibi 1.5 üst olarak da 3 canlı almıştık. Canlı odasında hepsi geldi. Tebrik ederim onun için ayrıca burada. Frankfurt, Frankfurt'ta son dönemlerde iyi gidiyor. Güzel tempolu bir mücadele. Özellikle Stuttgart tarafı tempoyu çok arttırıyor. Mücadele tek tercihim karşılıklı gelecek gollerdir. 1.38 gibi de bunun oranı var. Geçtik. Arkadaşlar ayın 26'sı pazara geçtim. Sizlerden ricam dediğim gibi artı 600 seviyesinde beğenilerdir. Beğeniler bizler için önemli. Youtube istiyor bunu. Ben yoksa beğeni ne yapayım? Beğeni para kazandırmıyor. Bana bir faydası yok. Sadece Videoları, kanalı daha fazla önerilmeye sağlıyor. O yüzden beğenileriniz bizler için önemli. Artı 600 seviyesinde de sizlerden beğeni bekliyorum. O yorumla bırakırsınız ne hala. Başlayalım. Kayseri ile Adana Demir Mücadelesi. Özellikle burada Adana Demir kadro kalitesinden kaynaklı maçta favori açılmış. Fakat oyun olarak Kayseri'nin ben şu an Adana Demir'den daha iyi, iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum form olarak. Ve takım ritmi olarak bence Kayseri şu an daha iyi. Adana Demir son Fenerbahçe mücadelesinde doğru düzgün üretemedi. Ondan önceki oynamış olduğu deplasman maçında doğru düzgün üretemedi. O yüzden Adana Demir tarafında eksiklikler de vardı. Yusuf Sarı'nın falan buradan mutlaka dönecekti ilk 11'e. Ben burada karşılıklı gelecek goller maçın ideal tercihidir zaten. 1.30 seviyesinde bir oranı var. Ama biz bu oranı nasıl arttırabiliriz diye baktığım zaman da idealden bir karşılıklı gol var zaten bekliyoruz. Eğer ki oran almak istiyorsanız da var ve üst yaparsanız oran biraz daha güzel oluyor. Oran, oran ne oluyor biliyor musun? 1.47 gibi oran oluyor. Zaten karşılıklı gelecek goller bekliyorum. Var ve üst olma ihtimali var. Benim burada skor beklentimde 2-2'lik bir beraberlik olacaktır. Günün erken seans mücadelesi golle geçebilir. 2-2'ye de aday olan bir maç olduğunu düşünüyorum. Samsun Spor'la Beşiktaş karşılaşması. Yani Beşiktaş'ta Abu Bakar bu maçta muhtemelen oynayacaktır. Yani takımda Rıza Hoca geldi. Rıza Hoca'nın etkisiyle birlikte burada Beşiktaş deplasmanda kazanma ihtimali var bence. Ne kadar olan yüksek de olsa. Hatta hatta diğer seçeneğinde Beşiktaş yarı kazanır seçeneğinin 1.39 mu ne oranı var zaten. Onu değerlendirebilirsiniz. Beşiktaş burada herhangi bir yarıyı kazanabilir. Mücadelenin ideali odur. Ben Beşiktaş'ın burada herhangi bir yarayı kazanmasını zaten bekliyorum. Onun dışında mücadelede gelecek bir Beşiktaş galibiyeti de 1.91. Ve gelecek bu galibiyet nasıl gelecektir biliyor musun? Farklı bir galibiyet gelmeyecektir. Gelirse tek farklı bir Beşiktaş galibiyeti gelebilir. Onun da oranı tek farklı Beşiktaş galibiyeti oranı 3.61 sisteme de atılabilecek bir oran olduğunu düşünüyorum dostlar. Antalya Spor'la Çaykur Rize. Ben Antalya'yı son Ankara gücü mücadelesini izledim. Deplasman'da inanılmaz bir oyun oynadı. 4-0 ne kazandı zaten o mücadele. İlk yarıda 2 iki tane, ikinci yarıda 2 iki tane inanılmaz bir oyun oynadı. Takım çok iyi bir ritim yakalamış. Ben burada Antalya'nın doğrudan galibiyetini bekleyeceğim. Rize biraz e, Atletico Madrid, eski Atletico Madrid diyebilirim. Yani sıkıntı çıkart çıkartabilecek türden bir Rize var karşıda. Fakat Antalya'nın oyununa güveniyorum ben. İnanılmaz bir oyun oynadı. Ankara gücü deplasmanında şov yaptı. Burada kendi evinde de doğrudan Rize'ye karşı ben galip gelmesini bekliyorum. Matsu'nun biri riski vardır. Taraf riski, tarafın her zaman riski vardır. Buradan Matsu'nun biri bir L9 gibi oranı veriyorum. Eğer ki biraz daha yüksek oranı çıkalım diyorsanız da bir buçuk üstünde bir yaparsanız oranı 1.95'e kadar çıkartabilirsiniz. Ben zaten 2-0-2-1 ayarında bir Antalya galibiyeti beklediğimi de belirteyim sizlere. Diğer mücadelem Tottenham'la Aston Villa mücadelesi. Çok güzel bir karşılaşma ki var oranı çok düşülmüş. Ben bu maçı görünce direkt KG var olarak değerlendirdim. Ama oran biraz düşük gelebilir. Şu an daha da düşebilir. Oran 1.30 bandlarının arkadaşlar KG varın oranı muhtemelen de gelecektir. Ama biz bu KG varı biraz daha yükseltelim. İdeal olarak ne alabiliriz diye baktığımız zaman da bu mücadeleye var ve üstte alabilirsek onun da oranı bu şekilde yükseltmiş olacağız. Hem 2.5 üst hem de var olarak değerlendirebileceğimiz bir oran. 1.41'e kadar da idealen çıkabiliriz ki gollü geçmesini iki ikisi de var açıkçası bu mücadeleyi. Tottenham tarafında önemli eksiklikler var. Aston Villa tarafına burada belki ikinci gol gelebilir. Deplasman 1.5 üst de burada mesela çok riskli ile birlikte yüksek oranıyla değerlendirilebilir. Güzel bir tempolu bir mücadele beklediğimi belirteyim. Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk. Fenerbahçe alınan kötü skorlarını al ardına burada mutlaka kazanacaktır. Özellikle İsmail Kartal'ın açıklamaları şu yöndeydi. Milli ara dönüşüne zaten çoğu eksikliğimiz dönecektir takıma. Daha iyi bir takım olarak da döneceğiz. Fatih Karagümrük de iyi bir oyun sergiliyor fakat burada Fenerbahçe'ye sökmez. Galatasaray ve Fenerbahçe özellikle ligin çok üstünde takımlar bu sezon. Ben burada Fenerbahçe'nin ritim bularaktan da Kadıköy'de milli ara dönüşünde ilk yarıyı kazanmasını bekleyeceğim. İlk yarı galibiyeti 1.47 gibi oranı var. İlk yarıdan bir Fenerbahçe galibiyeti gelecektir. Sizlere zaten maç skorunu sorduk. Hatta benim skor beklentim burada 3-1 ayarında Fenerbahçe. Yüksek oran ile birlikte de burada Fenerbahçe'nin kendi evinde 3 gol atmasını da bekleyebiliriz. Ev sahibi 2.5 üstü oranı zaten burada 1.72 gibi oranı var. Eğer riske girecekseniz de sistem kuponlarınızda Fenerbahçe'nin burada 3 golünü de değerlendirme altına da alabiliriz diye düşünüyorum. Everton'la Manchester United karşılaşması. Özellikle bu maçta hakkında önemli detaylar var. Everton'a bir puan silme cezası geldi. 10 puan silindi ve ligin dibine doğru uçtu Everton. O yüzden ve iyi giden bir Everton vardı. Oynamış olduğu oyun gerçekten kötü. Yani Everton son puanlarda aldı, aldığı ama oynamış olduğu oyun kötü. Deplasmanda da ona ana yok. Bu mücadeleyi tek korner maçı olarak Chelsea maçını önermiştim. Aslında da mücadelede bir KG var olma ihtimali var bence. Yani bir 45 gibi oranı var. Ee, KG'ye gitmek istemeyenler Everton'un bu cingen oyunundan kaynaklı diyorum ben Kolnar olarak ekstra olarak ikinci bir tercih önerebilirim fakat Onana'nın olmayışı United'da o kadar eksiklerin olması burada Everton tarafının golünü biraz daha güçlendiriyor United da atabilir. Hızlı ataklarla birlikte. KG var. Burada idealidir. Ekstradan bir idealde alacaksınız da korner. Hem gollü olmasını hem de korner yönünde de bir biri var. Hem de korner yönünde de zengin olma ihtimali yüksek olan maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Everton öne geçerse burada United tarafı bolca korner kullanabilir. Everton tarafı da 10 puanı silindikten sonra hırslı bir Everton'la görebilme ihtimalimiz yüksek. Hoffenheim ile Mainz mücadelesi. Pazar günü ben Bundesliga'ya kolay kolay girmiyorum ama bu maçtan bir şeyler alıp çıkabiliriz diye düşündüm. Hoffenheim kendi evinde son dönemlerde ne kadar puan da kaybetse oynamış olduğu oyun olumlu arkadaşlar Hoffenheim, Hoffenheim takımının. Yani ışık veriyor. Ben burada diğer seçeneğinde Hoffenheim'in herhangi bir yeri kazanmasını bekliyorum. Onun olan arkadaşlar 1.39. Hoffenheim maçı kazanır mı? Umumda değil ama burada Hoffenheim kendi evinde bir yarayı kazansa benim için yeterli olacaktır. Değerlendirecekler bu öneriyi sunabilirim. Real ile Las Palmas mücadelesi Real Betis oynamış olduğu oyunun hakkını veren bir takım. Biraz geçen hatta önermiştim. Dört e, 4.5 altında bir önermiştim. Maç sonu bir idealidir. 4.5 altında yaparsanız da e, değerlendirme yap. 4-1 bitti o mücadele. 90'da gol geldi o şekilde başarısız olmuştu. Fakat Real Betis'in ben burada oyunda güvenerekten de Las Palmas'a Las karşı galibiyetini bekleyeceğim. Taraftır ama yine de galip gelme ihtimali yüksek. İyi bir oyun sergileyen bir Real Betis var. Maç sonu 1 1 gibi oranını veririm. Eğer, eğer ki biraz daha yüksek orandan değerlendireceksek de 4.5 altına bir yaparaktan da oranı 1.70 bandına kadar da çıkartabiliriz diyerekten de geçeyim. Dostlar toplamda 15 adet mücadele anlattım. İdeal yüksek oranlardan hızlı akıcı bir anlatım yapmak istedim. Erkenden de videoyu yükleyeceğim. Milli ara sonrası kuponlar muhtemelen erken oluşur. Sizlerden ricamız beğenilerdir. Artı 600 üzerinde beğeni bekliyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı yorumlara bırakırsanız çok teşekkür ederim. Herkese bol şanslar. Yazdığınız gibi hayat gelsin. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.